Nadir Devlet Hocam'la devam etmek istiyorum. Hocam siz Rusya'nın üzerinde duruyorsunuz. Evet. Çünkü ben Suriye'yi bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Suriye uzmanı değilim. bu noktada şunu sormak istiyorum size. Suriye'nin arkasında Rusya var. Geçenlerde bir uçağımız düşürüldü. İki pilotumuz şehit oldu ve şöyle bir söylem ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Türkiye ve Suriye üzerinden şu anda pozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Öyle mi hocam? Esasında Rusya ile biz koz paylaşmıyoruz Türkiye olarak. Biz Rusya ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Çok iyi bir ekonomik ilişkimiz var. Rusya ile herhangi bir sorunumuz yok. Yani biz gerek Suriye olsun, gerek ne bileyim Gürcistan olsun veya diğer komşularla ilgili şeyde biz Rusya ile herhangi bir çatışmaya girmeyi düşünmeyiz. Ama Rusya burada Amerika ile mücadele ediyor. Orta Doğu'da Amerika'nın gücünün bu kadar yayılmasını arzu etmiyor. Haksız da değil. Irak paramparça oldu. Şimdi Irak'ın geleceği konusunda tartışmalar hala sürüyor. Emin değiliz. Aynı şekilde ben şimdi Suriye parçalanırsa ne olur? Benim bildiğim kadar 22,5 milyonluk bir nüfusu var Suriye'nin. Halkının %70'i Sünni. Ve şimdi muhalefet denilen şey kimler muhalif? Ben bilmiyorum mesela. Deniliyor ki haberlere göre muhalifler de kendi aralarında tam anlaşmaya varmış değiller. Lavrov şimdi kiminle görüşüyor? Hangi muhalif grupla görüşüyor? Yani o yüzden de bir belirsizlik söz konusu. Rusya'nın Suriye'ye ve Irak'a hatta Mısır'a nostaljik bir bağ var. Ta 50'li yıllardan kalan. Şimdi Baas rejimine karşı bir muhabbeti var. Gerçi Irak'ta da Baas vardı, yıkıldı. Şimdi burada Rusya'nın menfaatleri var. Suriye'de Rusya'nın yatırımları var. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmeyi, bir de deniz üssü var. Bütün bunlardan vazgeçmeyi düşünmüyor. Dolayısıyla bir yumuşak bir geçişi Moskova ister. Ama bu arada Türkiye ile bu konuda bir çatışmaya girerim zannetmiyorum. O zaman Moskova'nın en büyük derdi, şayet Esad giderse, ülkenin geleceğinin ne olacağı soru işareti mi? Yani bana göre Rusya'yı korkutan iki faktör. Bir, radikal İslami güçlerin gelme ihtimali. Ondan daha çok Amerika korkmaz mı? Amerika'nın korkusu yok. İşte Libya'da görüyorsunuz. Mısır'da görüyorsunuz. Niye korkusu olsun? Büyük Orta Doğu projesi bunun meyvelerini veriyor esasında. Amerika bundan korkmuyor. Zaten o yeşil kuşak teorisi daha eski Afganistan'dan beri devam ediyor. Ruslar daha çok korkuyor. Çünkü kendilerinde bir Müslüman azınlığı var. O Müslüman azınlığın etkilenmesini istemiyor. Onun için Müslümanları mümkün olduğu kadar kendi ülkesini kontrol altına tutmaya çalışıyor. Şimdi Suriye'de bir rejim değişikliği ve İslami radikal güçler iktidara geldiği takdirde Rusya'nın bütün menfaatleri kesilecektir. Hem ticari, yani ekonomik anlamda hem siyasi. O yüzden de Rusya bunu Tartus'a 1971'den beri üs var. Üs sembolik esasında. Oraya 2-3 tane gemi yollamış durumda ama gene de ben varım demesini sağlıyor. Irak gitti, Mısır gitti, Libya gitti. Şimdi Rusya'nın tek dayanağı Suriye bana göre. Hocam hep şey de soruyorlar, Sayın Gören'e soracağım. Gerçi oradan da Avrupa Birliği'ne geçeriz ama